Arkadaşlar merhaba, Fatoş'un Örgü Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu sevimli çıngırağı öreceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle bir sarı renge, açık pembe bir renge ve siyah renk ipe ihtiyacımız var. Bunun yanında çok az da beyaz ipe ihtiyacımız var. Ayrıca 10 milim göze çıngırağımızın içine koymak için zil ve halkaya ihtiyacımız var. Tığımız her zamanki gibi 3 numara 2.20 milim bir tığa ihtiyacımız var. Arkadaşlar çıngırağımıza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz çıngırağımızı örmeye başlayalım. Öncelikle sarı ipimizle başlıyoruz ve sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamızı kapatıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz sık iğneye ilmek belirleyicimizi koyup ilk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de yine aynı şekilde her ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda bir tek ikinciye 2 ilmek, 2 sık iğne yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıra sonuna geldik. 4. sıramızdayız. 4. sıramızda 2 tek, 1, 2. 3. ilmeğe çift sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğe 2 defa sık iğne yapıyoruz. Bunu da yine sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 2 tek, 1 çift olarak. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi arkadaşlar 5. sıramıza geliyoruz. 5. sırada 3 tek, 1 çift. 1 2 3 4. 4. ilmeğe çift batıyoruz. Bu şekilde 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Daha sonra 5 tek 1 çift
pardon 4 tek bir çift, daha sonra 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift olana kadar artırmamızı yapıyoruz. 7 tek bir çiftten sonra hiç artırma eksiltme yapmadan toplamda 9 sıra örüyoruz. 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 7 sık iğne bir artırma olana kadar artırıyoruz. Daha sonra hiç artırma eksiltme yapmadan 9 sıra örüyoruz. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 7 sık iğne bir artırmadan sonra 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim demiştim. 9 değil 10 sıra ördüm. Ben bu modeli çıkartırken hiç sayılarını yazmadım arkadaşlar. O yüzden arada böyle bir şeyler olabilir. Yazsam çok iyiymiş ama yazmamıştım. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözlerimizi baştan başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. sıraya. Ben şöyle işaretlemiştim. 14. sıraya gözlerimizi takıyoruz. Tabii bazen demiştim çok geniş oluyor diye, kalın oluyor gözler. Evet, gözlerimizi taktık. İki göz arasında 10 tane sık iğne olacak arkadaşlar. 10 tane sık iğne olduktan sonra, gözlerimizi de taktıktan sonra, arka klipslerini takmadık. Evet, şimdi azaltmaya gidiyoruz. En son 7 sık iğne bir artırma yapmıştık. Şimdi 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğnemizi ördük. Bir eksiltmemizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 7 sık iğne örüp bir eksiltme yapıyoruz. Diğer sıramıza geçtiğimizde 6 sık iğne bir eksiltme, daha sonraki sıralarda 5 sık iğne bir eksiltme, 4 sık iğne bir eksiltme, 3 sık iğne bir eksiltme. Burada 12 tane sık iğnemiz kalana kadar eksiltmelerimize devam ediyoruz. Bu arada daraldıkça içine el yapımızı koymayı unutmayalım, zilimizi koymayı unutmayalım çıngırağımızın içine. 12 sık iğne kalana kadar azaltmaya devam edelim. El yapımızı ve zilimizi koymayı da unutmayalım içine. Evet, çıngırağımızın kafasını bitirdik ve uzunca bir ip bıraktık. Şimdi dilerseniz kulağını yapmaya geçelim. Bunun için yine sarı ipimizle sihirli halkamızı yapıyoruz ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3
4, 5, 6. 6 sık iğnemizi yapıp halkamızı kapatıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz sık iğneye sık iğne ile birleştiriyoruz. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe iki tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3. sıramızda 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bunu da yine sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 2 sık iğne bir artırmayı yaptıktan sonra 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi kulağı iki taraflı olarak birleştireceğiz. Bir öndeki ilmekten bir arkadakinden şu şekilde. Kulağımızı birleştiriyoruz. Aynı kulaktan bir tane daha örüyoruz. Aynı sayılarda. Evet, iki taraflı birleştirdik. Şimdi ipimizi biraz uzunca kesiyoruz dikmek için. Şimdi kulağımızın içindeki siyah parçayı örelim. Onun içinde yine siyah ipimizle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Yapmış olduğumuz sık iğneye iki tane sık iğne yapıyoruz. Başına doluyoruz. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir çakma sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğe iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe bu sefer normal sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındakine yine aynı şekilde
Bir sonrakine tekrar başını doluyoruz. Aynı ilmeğe iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Yanındakine normal bir sık iğne yapıyoruz. İki tane aynı ilmeğe çift batıyoruz. İlmek kaydırma ile birleştirip ipimizi uzunca kesiyoruz. Bayağı bir uzun kesiyoruz çünkü şu işlemeleri yapacağız. Evet. Bundan da yine aynı şekilde iki tane yapıyoruz. İki tane yaptıktan sonra kulağımızı alıyoruz. İçine siyah parçamızı şu şekilde koyup dikmeye başlıyoruz. Kulağımızın siyah parçasını da diktik. Daha sonra iğnemizi kulağımızın herhangi bir yerine çıkartıyoruz diktikten sonra ve rastgele şu şekilde üzerine işliyoruz. Herhangi bir deliğine batarak rastgele bunların aralığı size kalmış. Gözünüze hoş gelecek şekilde. Yan yön hiç fark etmez.
Aynı işlemi diğer kulağımıza da yapıyoruz. İpimizi burada siyahın üzerinde kesiyoruz. Şu şekilde. Dediğim gibi aynı şeyi öbür kulağımıza da yapıyoruz. Daha sonra kulağımızı dikeceğiz. Onun öncesinde şu yanaklarımız var. Onu da yine sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Birleştirip bitiriyoruz. 2 tane olacak şekilde ipi birazcık bırakıyoruz dikmek için. Şimdi şu ağız kısmını yapalım. Beyaz ipimizle. Bunun içinde yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. İkinci ilmeğe tekli trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe tekrar başını dolayıp tekli trabzan yapıyoruz. Yani çakma sık iğne. 4 defa aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra yanındaki zincire başını dolayıp tekrar tekli trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine aynı şekilde. Son ilmeğe geldiğimizde yine 4 tane ilk başta yapmış olduğumuz gibi aynı ilmeğe 4 tane tekli trabzan yapıyoruz çakma sık iğne. Evet. Dördüncüyü yaptık. Şimdi yanındakine normal sık iğnemizi yapıyoruz. Karşı taraftaki bir, iki, evet, son ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile ilmek kaydırma ile birleştirip ipimizi biraz uzunca kesiyoruz dikmek için. Şu şekilde bir parçamız oluyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bu sefer şu halkanın etrafını yapalım. Bunun içinde yine 30 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimizi çektikten sonra ikinci ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Bütün sıra boyunca her zincirin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Dönüşte yine aynı şekilde devam ediyoruz. Her ilmeğe bir sık iğne. Bunu şu halkanın etrafını kaplayacak şekilde, ama şu kadar bir boşluk kalsın, bir yarım santimetre kalana kadar bunu örüyoruz. Daha sonra ördükten sonra üzerini aynı kulakta yapmış olduğumuz gibi şu şekilde işliyoruz siyah iple. Bunu da yapalım. Daha sonra gözünü ve ağzını dikmeyi göstereceğim. Evet, çıngırağımızın parçalarını ördük. Şimdi sıra ağzını dikelim. Ağzını tam göz hizasının
bir altına yerleştiriyorum. Daha sonra dikmeye başlıyoruz. Bir kafadan, bir ağızdan olarak ağzımızı dikiyoruz. Bu şekilde dikerek tüm etrafını ağzımızı dikmeyi bitireceğiz. Şu şekilde. Ağzımızı diktikten sonra siyah ipimizi alıyoruz ve hemen ağzımızın bir üst sırasından ve ağızın tam ortasına gelecek şekilde şu şekilde siyah iple işlemeye başlıyoruz. Her ilmeğe ikişer tane iğne ile batıyoruz. Daha sonra açık olan yerleri bir kat daha geçebiliriz. Şurada biraz açıklık kaldı. Oraya bir kat daha gideyim. Sonra ilk yapmış olduğumuz yerden iğnemizi çıkartıyoruz ve bir üste. Daha sonra karşıya geçiyoruz. Bunun da şu şekilde iğnemizi geçirip alttan çıkartıyoruz. Daha sonra sonra ağzımıza şöyle bir iki tane siyahtan, aslında ince iple yapmıştım burayı, ipi katına ayırıp, ama size şimdi göstereyim dedim. Yani aynı iple de olabilir. Daha sonra alttan iğnemizi çıkartıyoruz. Şu şekilde.
Şimdi gözümüzü yapalım. Gözümüz de yine hemen bir altından iğnemizi geçiriyoruz. Bakın burada da görüyorsunuz. Alttan geçirip hemen bir üstten çıkartıyoruz iğnemizi. Buradan geçirip bunun bir altından çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra yine aynı yere iğnemizi çıkartıp karşı göze geçiyoruz. Şöyle bir tane kirpik yaptıktan sonra şu işlemelerimizi yapacağız artık. Onun için de rastgele kulakta göstermiştim. Rastgele işlemeler yapıyoruz. Benekler yapıyoruz yani. Şöyle arka kısımlarına, ön kısımlara rastgele dilediğiniz gibi siyah iple işlemelerimizi yapıyoruz. Daha sonra kulağımızı dikeceğiz. Bu işlemeleri bitirdikten sonra pardon, şimdi kamerayı falan halledeceğiz bu gidişle. Hızlı yapayım derken rastgele beneklerimizi yapıyoruz. Belirli bir şeyi yok. Bu şekilde kafamızı işleyelim. Evet, kafamızın beneklerini işledik. Şimdi kulağımızı dikeceğiz. Kulağımızı bakın tepede 1 2 ikinci ilmeğin sonunda kulak şeyini başlatıyorum. 1 2 daha sonra kulağımızı orantılayıp dikmeye başlıyoruz. Bir kafadan bir kulağımızdan alarak dikimi bu şekilde yapıyoruz. Diğer kulağımız da yine aynı şekilde bir kafadan bir kulaktan alarak
şekilde dikiyoruz. Diğer kulağımız da aynı şekilde dikelim. Daha sonra yanaklarımız da yine diktikten sonra halkamıza dikeceğiz. Evet, kafamızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu çıngırağımıza, halkamıza dikelim. Tam ortalayalım şu şekilde. Ortaladıktan sonra bir halkadaki parçadan bir kafadan alarak kafamızı halkaya birleştirelim. Arkadaşlar, bugün Temmuz'un 24'ü ama hava kapalı ve saat şu an 5.30 civarı ve ben ışıkları yakmak zorunda kaldım çekim için. Bu şekilde etrafını dönerekten dikelim. Evet, çıngırağımızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi çok cici, çok şeker bir çıngırak oldu. Bir örgümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer örgülerimden haberdar olmak için zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.